Cumhur Belediye Başkanı Recep Candan, gece Türkiye'de çeşitli illerde depremden merkezi zarar gören Karaman'da vatandaşlar sabah için birlik çağrısı yaptı. büyük şiddetli Konya'nın deprem Selçuklu, Karatay, Konya Meram ilçeleri içerisinde büyük destekte bir acı ve bulunurken, üzüntü Cumhur yaşadı. ilçesi birlik ve beraberlik çağrısına Cenab-ı Hak sessiz kalmadı. vefat edenlere Detayları sabrıyla, Başkan Candan merhametiyle açıkladı. muamele etsin. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Tabi depremde evlerinden çıkmak zorunda kalan, evleri yıkılan ve şu anda orada açıkta kalan yahut Kızılay tarafından, AFAD tarafından kendilerine gösterilen geçici ikamet yerlerinde ikamet etmek zorunda kalan kardeşlerimiz var. Ve bu kardeşlerimize nasıl yardım edebiliriz diye siz değerli hemşerilerimizden bize gelen yoğun talepler oldu. Biz de belediyemiz olarak AFAD ve Kızılay'la da koordineli olarak Çumra'mızda Türkmenoğlu düğün salonumuzda, şu an önünde bulunduğum Türkmenoğlu düğün salonumuzda bugünden itibaren, şu andan itibaren sizlerden gelecek olan aynı yardımları burada toplayacağız ve bu yardımları başta Kızılay'ımız olmak üzere AFAD ve diğer ilgili yardım kuruluşlarıyla koordineli bir şekilde depremden zarar gören işte Hatay olur, Adana olur, Kahramanmaraş olur, Antep olur, Malatya olur gibi o bölgedeki koordine kurduğumuz merkezlere, oradaki yardım toplama merkezlerine inşallah Çumra'mızın yardımlarını ulaştıracağız. Ancak burada ilgili yardım kuruluşları kuru gıdaların paketli olmasını özellikle talep ediyorlar. Artı battaniyelerin battaniyeleri kabul ediyorlar. Giyeceklerde yine kullanılmış eşya kabul etmiyorlar. Sıfır olmasını bizden talep ediyorlar. Bu nedenle yardım edecek kardeşlerimizin bu hususlara riayet etmeleri son derece önemli. Ben burada gıda yardımı yapmak isteyen kardeşlerimiz için bizden istenilen maddeleri şöyle kısaca okuyayım. Çay olabilir, hazır paket çorba olabilir, tuz şeker olabilir, un olabilir, tuz olabilir, makarna olabilir, pirinç, nohut olabilir, kuru fasulye olabilir, sıvı yağ olabilir, kırmızı mercimek olabilir. Bu paket yardımların, bu hazır gıdaların paketli olması önemli. Onun dışında bebek bezi, bebek maması, bisküvi, battaniye, yorgan, bunları da biz kabul edeceğiz inşallah. Ve taşıyıcılar kooperatifimizle işbirliği halinde de bunları bir tır olacak şekilde toplandığında ilgili merkezimize sevkiyatını da gerçekleştireceğiz. Bütün kardeşlerimizi o bölgeye yardım etmeleri hususunda davet ediyorum. Çünkü Allah'a çok şükür bizim buralarda kaloriferimiz, sobalarımız yanıyor. Sıcak yuvalarımızda oturabiliyoruz rahat bir şekilde. Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun. Ama orada tabii depremden yıkılan binalar var. Fakat yıkılmasa bile çok ağır hasar gören binalar var. Ve oradaki kardeşlerimiz evlerine giremiyorlar. Dolayısıyla onlara gerek Kızılay gerek AFAD tarafından tabii ki çadırlarımız dağıtılıyor. Devletimiz tüm gücüyle orada. Bütün bakanlarımız, hatta Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız, Uğur Başkanımız da oraya hareket ettiler. Aynı zamanda Uğur Başkanımızın koordinasyonunda biz Konya ilçelerinin belediyeleri olarak oraya aynı zamanda iş makinası desteği de göndereceğiz. Bunlar işin kamu kurumlarıyla ilgili tarafı. Sayın Kaymakamımız da yine o bölgede görevlendirildi. O da bugün hareket etti o bölgeye. Dolayısıyla bizler de elimizde bulunan evimizdeki oraya gönderip kullanılabilecek nitelikteki eşyalarımızı biz Türkmenoğlu düğün salonunda belediyemiz olarak kabul etmeye başlıyoruz. Aynı zamanda Kızılay'ımız, Kızılay merkezinde de bu yardımları kabul ediyor. Diğer yardım kuruluşlarımız da kendi merkezlerinde yardım kabul ediyorlar. İnşallah seferberlik halinde elimizden gelen yardımı yapalım ve bu yarayı hep beraber saralım diyorum.